Evet dostlar, arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Ne yapıyoruz? Bugün temizlik yapıyoruz. Akşamüstü oldu, sıcak. Antalya cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Acayip sıcak arkadaşlar. Ter, fış içindeyiz. Ne yapıyoruz? Kümeslerimizi temizliyoruz. Kümeslerimizle beraber kuşlarımızın bitire ilacı sıkıyorum. Şu badılımız var, badılla beraber. Fıs fıs badıl. Nerede o? Bir dakika, onu bir bulmam lazım. Nereye koydum ben onu? Badıl nerede? Burada. Ver bakayım. Şununla beraber artık arkadaşlar fıs fıs sıkıyorum. Şununla. Bununla sıkıyorum. İçinde bit ilacı var. Onu sıkıyorum. Yavruları, mavruları hepsine sıkıyorum. Bugün böyle bir etkinlik yapalım dedik. Sizlere de bu etkinlikten faydalandıralım dedik. Ne yapıyoruz? Yani şimdi ne de aşamaları şöyle söyleyeyim size. Kümeslerin içinde önce kuşları sarıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bir dakika o bölüm. Kümeslerin içlerindeki kuşları dışarı çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Kuşlar bu arada ne yapıyor? Yayılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Kuşlarımız yayılıyor. Geziyorlar kafalarına göre. Biz ne yaptık? Kümesten önce ızgaraları çıkarıyoruz. Izgaralardan sonra şu şekilde bakın. Sadece fıs fıs iki kanadının altına yavruya, kalçasına ve yuvanın içine sıkıyoruz. En son ama bu yuvaların içlerini, bitti zaten yuvaların kasaların içini temizledikten sonra, tabi bu işi yaparken böyle görüyorsunuz arkadaşı, maskeyi göster. Önemli olan etkenleri göster. Maske ve önlemleri alıyoruz. Bu pisliği yere indirdikten sonra folluklarda tek tek bu şekilde içinden kaba pisliğini alıp yavruya bit ilacını sıkıp çevresine, kasaların içine de bakın bu şekilde önlerine, kenarlarına sıkıyoruz. Yumurta olmayan yerlere. Yumurta olmayan, yavru olmayan yerlere. Yavruları tası alıp da sıkacaksınız yavruya. Elle sıkacaksınız. Elle yani. Böyle tüneklere, böyle bu şekilde. Karşıya duvarlara, bakın şu teleklerin altları duvarlara, kenarlara bunları sıkacaksınız. Tabii daha önce de pürmüzle yaktı. Nasıl şöyle göstereyim size pürmüzü. Burayı yakmadım daha. Ha, yakmadım. Ha, tabanı yakmadın. Buranın tamam. Da kartonunu almadım. Üstü yaktığın için tabanı daha yakmadı arkadaşlar. Evet. Üstü yaktı. Sandıklarımızı yaktım canım. Evet, tabanı da yakacak. Şimdi biz ne yaptık? Gübremizi bu kovanın, kasanın, şey, kovanın içine biriktiriyoruz. Neden biriktiriyoruz? Arkadaşlar bu kovanın içine ıslatacağız. Bu kovanın içine ıslattığımız gübre özünü salınca da burada biliyorsunuz bahçe ektik. Burada bahçemize de damlama suyla beraber malzemeye veya buraya gübreyi vereceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Fasulyelerimiz bile fışkırmaya başladı. Bakın şunlar fasulye arkadaşlar. Şöyle göstereyim size fasulyeleri bakın. Nerede o? Ha, bakın bunlar da fasulye. Bunlar salatalık. Şunlar salatalık. Biraz şöyle bunu kısayım. Bunlar salatalık. Bu kabak, patlıcan, şurada cimbiber sırası var. Şimdi orta sıraya da biraz bir şeyler ekeceğim. Biraz daha hava şey olsun. Ekeceğim. İşte buraları onlarla sulayacağız. Temizlik aşamamız bu şekilde gidiyor. Şu ızgaralarımızda arkadaşlar burada büyük ispatulayla şöyle size göstereyim ben. Şöyle bakın şu büyük ispatulayla şu şekilde bakın. Şu şekilde kazacağız. Bunları da bu şekilde kazacağız. Buradan dökülen şöyle gübreler de arkadaşlar ne olacak? Buradaki papatyaları güçlendirecek. Anladınız mı? Şimdi bunlar en son bittikten sonra zeminde temizledikten, süpürüldükten ve ilaçlandıktan sonra bunlar yerlerinde pırıl pırıl kalacak arkadaşlar. Ondan sonra temiz kümeslerimizi de sizlere çekip aşamalarını göstereceğiz, devam edeceğiz. Şöyle göstereyim size. Burada kartonlarımız vardı bizim arkadaşlar. Kış olduğu için hani rutubet olmasın diye karton koymuştuk. Rutubet direkt arkadaşlar güvercin hani sulu yapıyor ya, direkt karton suyunu emsin bir anda kurusun diye böyle yaptık biz, evet. Bunları. Aynı zamanda havalandırmalarımız da var bizim. Şöyle yukarıdan göstereyim havalandırmamızı. Ondan sonra havalandırmadan da pislik gidecek. Şimdi ne yapacağız? Zeminde laminant var. Sadece laminant kalacak. Ben laminant döşemiştim. Laminant da çabuk düz ve pislik alması kolay olduğu için. Beşinci element tahta arkadaşlar. Biz onu koyuyoruz.
Evet. Beşinci ayrıntıyı yakalayanlar yani yazsın. Tahtada koyabilirsiniz. Tahta her zaman sağlıklıdır. Bitpire olmaması için de pürmüzle yakıp güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Bu kartonlar atılacak. Yakmayı göstereyim benim de. Ne oldu? Yakmayı da gösterirsin. Oraya da göstereyim. Evet, pisliğimizi getiriyoruz. Kartonu huni şeklinde yapıyoruz. Bu da bir sanat, bir de ustalık isteyen şey. Kümes temizlemek. Şöyle havayı solumayalım. Nasıl da maske var, bende yok. Ben sağlık kurallarına evet, göre sağlık kurallarına göre kartonlarımızı burada, bunları da çöpe atacağız. Onların içini sıyırabiliriz nasıl? Yağsın. Baksana bir bayağı dolmuştu. O suyu yiyince çökecek zaten nasıl? Suyu yiyince çökecek de daha 2 mes yaptım kartonda. Biliyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi içini pisliğini bir al. Kalın spatulayla al. Kürekle de alabilirsin. Tamam. Al bakalım bir. Şöyle biraz profesyonel temizlik yapan arkadaşımızı izleyelim bakalım neler yapıyor. Mustafa abi şu köşeleri iyi alsınlar ha. Ulan siz var ya olmasanız bu temizlik yapmayacak. Evet maşallah. Ne dedin gene? Bak hiç evde değil ya. Atayım sıkılan duyuyorum ben. Nereden duyuyorsun? Duyamazsın sen bir şey. O bizim aramızda. O arkadaşlarla benim aramda. Arkadaş, beni şey çağırıyor ya. Otiler çöp at. Konuşma işine bak. Dayıoğlu çağırıyor beni. Acil gel. Otiler at. Sokağa çıkma yasağı var. Ramazan olmasaydı kaçardım biliyorum da. Zaten cuma günü işe gideceğim. Ben yuvalamına da şükürtleri. Ben hala onu şaşırdım aldım diye. He? Ben yuvalamına da şükürtleri. Onu anlamadım. Şimdi bak. Bu pisliği de buraya at da suyun üstünde kalacak ya. Alırız onu, süzeriz. Bacan abi çakmak versene mi? Çakmak. Hani biz sigara içmiyoruz burada, kamu spotu uyguluyoruz ya. Sigara içmeyin arkadaşlar, kötü bir şey sigara. Pürmüze geleceğiz şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi pürmüzlemeyi gösterecek nasıl? Evet, gaz verecek. Şimdi tüyleri falan bununla yakacak arkadaşlar. Kümesin içindeki tüyleri. Devam, dur lan, kapat. Tamam, devam et, yak. Kapatma. Devam et. Devam et, yak. Tüpün kelepçesini kaybetmiş arkadaşlar. Korktu bir an, havaya uçacağım diye. Korkunun geceli faydası yok. O tarafa fazla uçma. Ne oldu? Bozdum onları. Bir şey olacak diye. Ay kuş yazık can oğlum can. Bozdum onu mavisi kırmızısı yok bunun. Hay bozdum onu diyor. Bozdum onu olursa bir halt mı? Kuş. Olur can. Beni kızdırıyorsun şimdi gene bak. Bak kapı nerede? Bak şuraya bak. Kapı ekiğine bak. Evet. Ne al yani bak. Bir kap diye. Tabii siz kokuyu duyamıyorsunuz arkadaşlar. Demir gibi koku var arkadaşlar burada. Sen çıkacaksın artık kafanı. Bu şekilde yakıyoruz, pürmüzlüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Daha sonra da ızgaraları koyacağız. Fısıklama aşamasını göstereceğiz. Arkadaşlar. Tip şuradan çıktı. Çıktı arkadaşlar tip. Nasıl? Bakın şuradan şurayı açtı. Tam şuraya tek adımda atladı. Bakın mesafeyi göstereyim. Korku böyle bir şey arkadaşlar. Kümesin içinden ta buraya atladı tek adımda. Bak. Maskeye bak. Korkunun gecele faydası yok. Yanıyorduk lan. O işte o niye biliyor musun? Burada ne devreye giriyor biliyor musun? Aldığınız malzemeyi düzgün kullanmak devreye giriyor. Kelepçesi nerede? Junior geldi. Bir şey vardı. Junior oğlum bir şey burada olaylar karıştı Junior. O da bakıyor ne oluyor diye. Kontrole geldi. Evet arkadaşlar kümeslerimiz pırıl pırıl oldu. Şöyle göstereyim size. Şöyle tertemiz oldu arkadaşlar. Şöyle bakın tertemiz folluklar, molluklar, zemin güzelce temizlendi. Ama tabii nasıl her zamanki gibi ızgaraları gene yanlış koymuş. Nasıl efendi? Gene her şeyi karıştırmış birbirine. Bu çocuğun bu profesyonel hareketleri benden alıyor. Nerede diye sorarsanız şu anda kaçtı. Tevfik'in oraya kaçtı. Hadi buraları yalamamalık yapmış tamam. Ben bu arada tarlada ekim yapıyordum arkadaşlar. Fena değil. Bakın böyle bırakmış. Şimdi şunlar bu tarafında normalde bakın şuraya geçmeli.
Ama Nasuf Efendi ne yapmış? Bunları buraya atmış. Şimdi bu hayvan ayağı sıkışabilir. Aklınızda olsun bakın. Ben bunları kontrol ediyorum Nasuf'un arkasından. Aklınızda olsun bakın. Bunlar hayvanların ayağını kırar. Bunu böyle koymayın. Hiç koymayın. Tamam mı? Hiç koymayın. Daha iyi. Ayağını kırarsınız hayvanların. Ben şimdi onları birazdan videodan sonra düzelteceğim. Sadece görün diye. Bakın karşılar da aynı şekilde yapmış. Bunların hepsi birbirine oturan, kitap gibi dizilen malzeme. Ama niye? Arkadaş kaçacak. Anladınız mı? Kaçacak. İşten kaçacak ya. Kaçacak. Bekliyor. Gırıkları bekliyor. Kaçacak. Bakın. Burayı da aynı şekilde bakın. Geçirmemiş hiçbirisini. Bakın gördünüz mü? Her şey güzel, temiz. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tamamıyla sorumsuzluktur benim için. Anladınız mı? Yani bir şeyi yarım yapmak benim için yapmak değildir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Hiç yapmasın, pis kalsın. Bir şey olmaz ama öbür türlü hayvanın ayakları zarar görür. Bunların hepsi birbirine geçen şeyler. Bakın boşta duruyor. Gördünüz mü? Araları açık, saçma sapan. Bu şekilde bırakılmış. Temizledi mi? Temizledi. Allah var. Ama sonrasında kuşların ayağı mı kırılır? Ne olur? Hüseyin abisi var çünkü. Peşinde kuyruğu var. Yoksa olur mu bu işler? Neyse. Kümeslerimiz temizlendi. Kümeslerimiz yapıldı. Bunlar yavrularımız. Salınık. Bunları uçurmaya yeni yeni başladık. Başlarına bir iş gelmezse bunlar devam edecek. Bir tanesi bakın şuraya kondu. Gördünüz mü? Aha. Demin arkadaş kümes temizledi. Çuvalları muvalları ortaya koymuş. Yavruları uçurdu. Hayvan çünkü çuvaldan korkuyor. Elinde de poşetle kovaladığı için bakın şöyle. Şu poşet mavi poşetle kovaladığı için hayvan da korkuyor. Şimdi kümesin üstüne bak. Bunun arkasını Hüseyin abisi toplayacak. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Bunun üstünü Hüseyin abisi toplayacak. Temizlik yaptı bana. Bakın malzemeler orada. Görüyor musunuz? Siz olun arkadaşlar. Böyle temizlik yapmayın. Yapmayın. Böyle temizlik olmaz. Yani malzemeleri böyle bırakmayın yani. Yapmayın demek istediğim bu. Kullandığın malzemeyi yerine kaldırırsın. Bunu özellikle videoda söylüyorum. Kendisi kaçtı çünkü. Videodan izlesin, görsün. Anladınız mı arkadaşlar? Yani her yer her yerde dingonun ahırı gibi iş olmaz. Böyle kuş beslenmez. Böyle kuş beslemeyin sakın. Ben şimdi bunların hepsini düzelteceğim. Hepsini yerli yerine koyacağım arkadaşlar. Bunu yani normal bir kuşçunun yaşadığı şey olduğu için size söylüyorum ha. Böyle laf olsun diye işte siz izleyin diye falan değil. Bunları da öğrenin diye. Böyle siz de bunun gibi böyle gevşek hareket ediyorsanız gevşek hareket etmeyin arkadaşlar. Anladınız mı? Bir işi yapıyorsanız disiplinli olun. Yarım yapacaksanız yapmayın. Kuş da beslemeyin. Anladınız mı? Kuş da beslemeyin yani. Şu hayvanların günahına girmeyin. O hayvanın ayağı kırılsa orada sıkışsa ne olacak? Rahat edecek misin mesela? Örnek veriyorum. Etmeyeceksin. Kusura bakmayın. Böyle yapacaksanız, böyle temizlik yapacaksanız ben örnek verdim size. Yani bana diyorsunuz yani bazı arkadaşlar yani konuşuyor ya bana oradan. Bilmeden. O yüzden bana diyorlar abi sen çok atarlısın. Beni kızdırıyorlar çünkü. Ben sinirli bir adamım. Ben profesyonel olmayı seven bir insanım arkadaşlar. Anladınız mı? Ben o yüzden yani. Neyse. Bugünlük videomuzda böyle. Ben o şu işleri düzelteyim, toparlayayım. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşürüz.